tenezzül etmiş ya Allah. Etmiş yani, seni muhatap kabul etmiş. Seni cennetle cehennemle muhatap kılmış. Hiç yaratmaya da bilirdi. Ya Asay-ı Musa'dan okuyoruz değerli kardeşimiz. 7. mesele. Bak, hitabat-ı sübhaniyesine ve sohbetine müşerref eylemesi ile fevkalade bir makam verdiği. Şimdi başbakan seninle görüşse, başbakanla görüştüm değil mi? Toplantı odasından çıktım, takım elbise, kravat falan. O ne ki ya? Fasafis o. Ben Allah'la konuştum, Allah'la görüştüm. Bak nasıl bir makam. Değil mi kardeşler? Bazı mübarekler var demiştim cemaatte. Cemaat harici de olabilir. Tabii ki mübarek sadece nurculara münhasır ve asfe mahsus değil. Böyle Allah'la konuştum falan deyince tövbe estağfurullah falan diyor. Allah'la konuştum mübarek adam ya. Namaz kıldım, Kur'an okudum. Allah'la görüşüyorum, konuşuyorum. Şu an bile ben Allah'la görüşüyorum. İrtibatım var yani. Değilmiş mi? Hakikati, asliyeti bu. Asliyesi bu yani. Adam bunu hemen intikal edemiyor o sırada. Peygamberle de konuşuyorum. Şu an peygamberim geldi. Bak, Risale okuyoruz, Kur'an okuyoruz. Peygamber yanında şu an. Üstad da yanımda. Allah da bizimle beraber inşallah. Bak, her zaman görüşüyoruz yani. O tövbe estağfurullah falan diyor. Evet. Hitabat-ı sübhaniyesine ve sohbetine müşerref eylemesi ile fevkalade bir makam verdiği ve bütün semavi fermanlarda ona saadet-i ebediyeyi ve bekayı uhreviyeyi, saadet-i dareyn, dünya ve ahiret hayatını kat'i vaat ve ahdettiği halde elbette ve hiçbir şüphe olmaz ki bahar kadar kudretine gelen dar saadeti o mükerrem ve müşerref insanlar için açacak ve yapacak ve haşir ve kıyameti getirecek diye Allah'ın hangi isimleri kardeşler haşri iktiza ediyor? Muhyi, işte bu zikirdir, işte tefsir budur, kral tefsir. Muhyi ve mu'mit ve hay ve kayyum ve kadir ve alim isimleri halkımızdan sormamıza cevap veriyorlar. Sübhaneke la ilme lana illa ve allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. Allah rızası için el Fatiha.